Büyük Sivas olarak sokağın nabzını birbirinden ilginç sorularla tutmaya devam ediyoruz. Bugün atasözlerini konu aldık. Sakla samanı gelir zamanı diyen atalarımız bakalım neler söylemek istemişler ve Sivaslılar bunu nasıl yorumladılar? İşte o cevaplar. Hoş konuşmuşlar. Atalarımız ne söylemiştir? Atalarımız zamanında yani ne kadar har vurup harman savurduğumuzu, boş harcamalar yaptığımızı, boş yaşadığımızı görmüşler. Bir şeyleri saklamamızın gerektiğini belli etmişler. Bizden sonrakilere söyleyecek atasözü kalmadı ki. Gençlik. Bizden sonrakilere Allah yardım etsin. Başka söyleyecek gençlik şey bitmiş. Bize. Yani sakla zamanı, gelir zamanı ileride lazım olur diye. İleride lazım olur diye. Yani ahlaklı imanlı bir gençlik getirsin yani. Ahlaksız gençlik yetişiyor şu anda yani. Ne diyeyim? Yani hani Recep Tayyip Erdoğan dedi ya, biz ahlaklı gençler yetiştireceğiz. Maalesef ahlaklı gençler yetiştirmedi. Hep ahlaksız gençler yetiştirdi. Kafeler, küfeler efendim söyleyeyim hep artık yani öğrenci mi? Öğrenci değil mi? Eş mi? Arkadaş mı? Belli değil yani. At izi iticine karıştı. Bu şeyden oluyor işte, elindeki malı tasarruflu kullanacaksın, öyle har vurup parmağı savurmayacaksın. Bunu mu kastetmişler? Ya şimdi bunu kastetmişler. Peki, yani elindeki mala sahip çıkacaksın. Çıkıyor musunuz? Nereden çıkacaksın bu devirde? Ne? Elimizde gelişmiyor ki. Atalarımız zamanında çıktılar mı? Çıkmışlardı tabii. Peki sizden sonraki gelecek nesile nasıl bir atasözü bırakmak istersiniz? Vallahi ne diyeyim şimdi, durumumuz pek iyiye gitmiyor. İnşallah gelecek nesil daha iyi olur, daha başarılı olur. Devletimize, milletimize. Sen bir ata olarak, onların atası olarak ne söyleyeceksin onlara? Ben bir ata olarak işine gücüne baksın, sağlığına sıhhatine kendini korusun. İnşallah iyi olur kızım. Zamanı kadar değersiz bir şeyin bile zamanının geleceği. Zaman kadar değersiz bir şeyin zamanında değerleneceği. Adam sen? Her zamanın şey, dikkatli olması yani. Bu. Sen? Her şey zamanında kullanmamışsa her şeyin zamanının geleceği genel olarak. Onun kafası çalışıyor ya. Ya bir şey mesela elindeki ihtiyacını saklarsın, zamanı gelişin kullanırsın. Vallahi şimdikilere ben hiçbir şey diyemem ki. Akıl yok çünkü. Ama burnuna küpe takıyor, kulağına küpe takıyor, onların gerçekliğinden ben şüphe ediyorum yani çoğundan kızım. Sizden sonrakilere bir atasözü bırakmayacak mısınız? Atasözü ne bırakırım biliyor musun? Kafasını kullansın, güzelce okusun. Çevresini, toplumunu sessin, iyi arkadaşlarını sessin kızım. Yurdunu, yuvasını bilsin, benim diyeceğim o kadar. Teşekkür ediyorum, bu kadar. Bir şeyi sakladığımızı sabırla beklemeliyiz gibi. Ben de aynısını diyorum. Sakla zamanı, gelir zamanı diyen atalarımız ne kastetmişlerdir? Sakla zamanı, gelir zamanı. Yani bir şeyin varsa sakla, zamanı geldiği zaman yersin, içersin. Sizce? Elindeki malın kıymetini bil, değerini bil. Zaman gelir buna muhtaç olursun. Buna muhtaç olmamak için de onu bir kenara koy. Zamanı gelirse kullan. Peki sizden sonraki gelecek nesile nasıl bir atasözü bırakmak istersiniz? Vallahi bizden sonraki nesil gelecek mi, gelmeyecek mi ona bir şey diyelim. İyiliğine vurayım, Allah sizlere yardım etsin. Çok kötü durumdayız. Yani bizden sonraki neslin geleceği pek yok. Okusun, vatanına sahip çıksın, ülkesine sahip çıksın, insanlarını sevsin. Başa geldiğinde de insanlarına hizmet etsin. Başkalarına değil. Sadece ülkesine. Aynı günler. Çok... Şimdiki lazım olmayan şeyler ileride sana lazım olurdu. Sizden sonraki gelecek nesile ne gibi bir atasözü bırakmak istersiniz? Vallahi şimdiki nesile ne diyeceksin ki? Ne söylesen boş şimdiki nesile. Anlamaz. Şey söylemiyor mu şimdiki nesile? Şimdiki nesile. Hiçbir şey söyleyemiyor. Söyleyecek söz yok nesile. Çocuklarınıza ne bırakıyorsunuz bir baba öğütü? Vallahi insanlığı hiçbir zaman elinden bırakmasınlar. İnsan olsunlar yeterli. Yani şu memur olacağım, amir olacağım veya da şu bu değil yani. İnsan olacağım desin yeterli. Zamanıdır galiba. Tedbirli, ihtiyatlı olmayı. Geleceğimizi torunlarımızdan alıyoruz. Çocuklarımızdan alıyoruz. Buna göre davranmak lazım. Değil mi? Bu atasözünü bırakıyorsunuz. Ne yapalım başka? Peki, teşekkür ederim.
Sakla zamanı, gelir zaman neydi demek? Ne demek? Ben bilmiyorum vallahi. Ben unuttum, biliyordum hepsini de. Neymiş? Dur bakayım ki. Neydi, ben de unuttum ya. Aklımda değil. Tamam, hiç problem değil. Senden sonraki gelecek nesile nasıl bir atasözü bırakmak istersin? Güzel bir atasözü bırakmaları lazım. Şimdi sakla zamanı, gelir zamanı, bu başına herhangi bir şeyden kaynaklanıyor işte. Başına ne geleceği? Başımıza gelecek olaylardan mı? Tabii. Gelecek nesile nasıl bir atasözü bırakırım? Yani nasıl bırakırım, bir laf var da. Temiz buldun, temiz bırak. Eleye beleye dileye. Şeyden bizlikten kesin ya, böyle yanlış konuşmalarınız varsa. Yok. Ya daha yerinde konuşacaktım da. Güzel yerli konuş. Bir şeyin şimdi hani işe yaramaz deriz. Örnek vereyim, bir eşya, bir madde olur, işe yaramayız deriz. Çöp atarız. Yani gün gelir şey der yani, yardım şey olur yani, getiremedim. İşim, ihtiyacımız olur, gün gelir onunla beraber şey yaparız. Öyle olur yani. Şimdi nesil olarak battık yani, ekonomi olarak battığımız için can boğazdan gelir diyorum. Tamam mı? Yesinler, iyice hani etini gemini sömürsünler yani. Can boğazdan gelir atasözünü demek istiyorum. Bir birikim yapmak yani, bir şeyi biriktirip ileride kazanmak. Hatırlayamadım ya. Sakla zamanı, gelir zamanı. Mesela bir şeyi önemseme, bu neymiş den atan, ondan sonra ihtiyaç duyan ona. Onu kastettim. Doğru değil mi? Bilemiyorum. Gelecek nesile atasözü değil de daha güzel bir dünya bırakmak lazım. O da nasıl olur? İslamiyet'i yaşayarak olur. Allah'ın kitabına uyacağın, peygamberin sünnetine yaşayacağın. Zamanı gelir zamanı diyen atalarımız ne söylemek istemişler? Çok güzel ders çıkarabilecek bir soru, biliyor musun? Bu yani elindeki bir malın, yani eski bir malın dışarı atılmaması, çöpe atılmaması. O yeri geldiği zaman ne yapıyorsun? Onu kullanıyorsun. Bir şey, küçükken bize de öğretilirdi mesela, kumbaraya para atarız değil mi? Biriktiririz paraları. Geri geldiği zaman ne yaparız? Onu kullanırız. Bu kadar. Peki günümüzde bu atasözü kullanılıyor mu sizce? Pek nadir. Pek nadir. Ondan son bir soru olarak sorayım. Sizden sonraki gelecek nesile nasıl bir atasözü bırakmak istersiniz? Ben de bizden sonra gelen nesile ne derim? Yani sakla zamanı, gelir zamanı derim. Devam ettirin bu atasözünü. Teşekkür ederim. Biz teşekkür Hadi ederiz. Kolay. Tasarruf. Tasarruf. Bir sorum daha var, bitmedi ama. Vallahi işim var. Sizden sonra gelecek nesile nasıl bir atasözü bırakmak istersiniz? Aynısının devamı. Ataların yolundan gitsinler. Zamanı geldiğinde bir şeyi, bir para mesela sallıyorsunuz. Ondan sonra zamanı gelince harcıyorsunuz. Birikim yapmayı. Peki günümüzde devam ediyor mu? Yapıyor muyuz birikim? Birikim elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Sizden sonraki gelecek nesile nasıl bir atasözü bırakmak istersiniz? Valla günün değerine göre hareket etmeler lazım. Çünkü insanlar şöyle, bugünkü ortam çok değişik. Ne alırsan o kar oluyor. Onun için de gerekli harcamanı bilinçli bir şekilde yapmak lazım. Bankaya bulaşmamak lazım.